Merhabalar. Bugünkü videomuzda DHT markasının 2 ton kaldırma kapasitesine sahip arabalı kirikosunu inceliyor olacağız. Ürünün çantalı ve kutulu olmak üzere iki farklı versiyonu mevcut. Ben kutulu olan versiyonunu almış bulunmaktayım. Çantalı olan tek farkı adı üstünde plastik bir çantayla beraber gelmekte. Yani bu ürün sonuçta bagajda taşınacağı için çantasının olup olmaması yani benim için çok önem arz etmediği için ben kutulu olan versiyonuna yöneldim. Nihayetinde bir yerden bir yere de sürekli taşınmayacağı için çantasının olup olmamasının aslında pek bir önemi yok. Bu sebeple kutulu olan versiyonunu aldım ve zaten internette gördüğüm kadarıyla da en çok kutulu olan versiyonu satılıyor. DHT markasını tercih etmemdeki sebep ise internette akıllı uslu bir sitesinin olması, iletişim adresinin olmasıydı ve satıcısı da sormuş olduğum sorulara ilgili ve alakalı bir şekilde cevaplar vermesiydi. Bu sebeple ben bu markayı tercih ettim. 160 liraya da farklı sitelerde ve farklı satıcıların satmış olduğu benzer ürünler vardı. Yani bilmiyorum ikisini yan yana koysak malzeme kalitesinde bir farklılık olur mu onu da bilmiyorum ama ben bu ürünün biraz daha kaliteli olduğunu düşünerek siparişini verdim. Bu sabah Chevrolet Cruze aracımda test ettim. Aracın tekerlerini yerden kesebilecek seviyeye kadar da kaldırabildi. Ve bu bağlamda da işini iyi yaptığını söyleyebilirim. Kutu ön yüzeyinde sol kısımda kirikonun yerden yüksekliğini gösteriyor. Kaldırabileceği en yüksek seviye 300 milimetre. Kapalı iken de 125 milimetre. Yani lastik patlakken atıyorum işte 200 milimetrelere kadar düştüğünü varsaysak aracın 125 milimetre falan çok rahatlıkla altına girebilir kiriko. Ve aracınızı kaldırıp stepnesiyle değişimini yapabilirsiniz. 2 ton kaldırma kapasitesine sahip Chevrolet Cruze 1450 kilogram ağırlığa sahip bir araç. Hem önden hem arkadan rahatlıkla aracı kaldırabildi. Yani ben üründen memnun kaldım diyebilirim. Tabii iki defa kullandım. İlerleyen zamanlarda ne olur biter onu bilemem. Sıklıkla kullanacağımız bir ürün değil. Araçta ancak lastik patlayacak da o şekilde stepneye ihtiyaç duyulacak. Ancak o zaman kullanılan bir ürün. Bu sebeple yani çok sık kullanmayacağım bir ürüne çok daha fazla para ödemeyi doğru bulmuyorum. Ha, çok da kalitesiz bir ürün almayı da doğru bulmuyorum. Sonuçta nihayetinde aracınızı bununla birlikte havaya kaldırıp lastik değişimi yapacaksınız. O esnada aracın düşmesi hiç hoş karşılanacak bir durum değil. Gelelim ürünün kutu içeriğine. Made in China, Çin'de üretilmiş olduğu görülmekte. Kutudan bir adet basit bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve kirikomuzun kendisi, ben şu an kaldırdım. En azından yüksekliğini falan ölçelim diye. Bakalım gerçekten 30 santim yüksekliğe çıkabiliyor muymuş? Yerden yüksekliği net olarak. Evet, tam 30 santim. Bir de böyle kolu çıkıyor. Kulpla beraber. Bu kulpu ben kutudan çıkardıktan sonra taktım. Ürünün kendi ağırlığı yaklaşık 7-8 kilogram rahat var. Ve malzeme kalitesi de hiç fena değil. Bu şekilde gevşettikten sonra evet kirikomuz açık halden kapalı hale geliyor. Ve kirikoyu kullanabilmek için tekrar bu bölümü sıkıyoruz. Ve sonrasında pompalamaya başlıyoruz. Yani benim
tercih etmemdeki en önemli sebeplerden biriydi bu. İki parmağımla aracı yaklaşık 15-20 santim kaldırabilen bir kiriko. Tabii son noktalara gelindiğinde ciddi güç uygulamak gerekiyor. Aracın yükü tamamen kirikoya bindikçe kola verdiği gerçekten ağırlık artıyor. Bu sebeple ciddi anlamda güç uygulamak gerekiyor. Kullanımı bu şekilde pratik. Yani bu makas kirikolarla kıyaslandığında gerçekten çok pratik. Bunu aracı indirirken çok dikkatlice, yavaşça açmak gerekiyor. Bu sabah ben aracımı kaldırdıktan sonra indirirken birden gevşettim sanırsam. Lap diye araç birden lastiklerin üzerine düştü. Tabii bu bağlamda bu profesyonel bir ürün de değil açıkçası. O sebeple de hassasiyeti zayıf. Ben ürünü genel manada beğendim. Yani almayı düşünenlere fikir vermesi açısından bu videoyu çekiyorum. Umarım faydalı olur. Tabii ürünü kullanırken mutlaka dikkat etmenizi önerdiğim birkaç husus var. Mutlaka araç düz bir zeminde ve kiriko da düz bir zeminde olmalı. Bilhassa da bu tip ürünleri kullanırken, yani ucuz fiyatlı ürünleri kullanırken buna dikkat etmek gerekli. Sonuçta sanayide kullanılan profesyonel bir ürün değil. Ki o ürünleri bile kullanırken aslında düz bir zeminde olması önerilir diye tahmin ediyorum. Çünkü eğimli bir zeminde bu kolun mutlaka yamulması, eğilmesi söz konusu. Yani kirikonun zarar görmesi söz konusu. Tabi dolayısıyla aracınızın kirikodan düşmesiyle beraber ciddi hasarlar alabileceği söz konusu. Bu sebeple düz bir zeminde kirikoyu almanızı önemli belirtiyorum. Bununla beraber ürünü dediğim gibi 10 üzerinden yani 7,5-8 puan verebilirim. Fena bir ürün çıkmadı. Yani iş görebilir rahatlıkla. Makas kirikoya da şu şişe kiriko dedikleri kirikolardan almaktansa böyle bir kiriko almayı daha doğru buluyorum. En azından uzun vadeli bir kullanıma sahip olacağını tahmin ediyorum. Tabii hidroliği boşalıp da bir sıkıntı çıkartır mı onu da bilmiyorum. Boşalırsa da hidrolik yağı alıp doldurup kullanabileceğimizi tahmin ediyorum. Burada bir tapası var. Artık bilmiyorum nasıl olur, ne şekilde olur. Ürünümüz bu şekilde. Markayla hiçbir bağlantım, hiçbir bağım yoktur. Benim amacım sadece bu ürünü almayı düşünenlere bir tanıtım yapmaktır. Beni takip etmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Yeni ürünlerle daha güzel yarınlarda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.